Herkese selamlar arkadaşlar. İnceleyeceğimiz araç Hyundai Getz 1.5 dizel manuel vites 2009 model. Aracımızın önden görüntüsü bu şekilde. Bu arada aracımız Getz'in makyajlı kasası oluyor. Farımızın konumlandırılması ve altta bir sis farımız bulunuyor. Aracımızın yandan görüntüsü ise bu şekilde. 14 jant ebatları kullanılmış. Jantlarımızda kapaklar tercih edilmiş. Katlanır yan aynalarımız zaten bulunmuyor. Kapı ortalarında siyah koruyucu kuşaklarımız mevcut. Kapı kollarımız ise siyah plastikten oluşmakta. Aracımızın arka görüntüsüne geçtiğimizde küçük stoplarımız bulunmakta. Aracımızın arkadan görüntüsü bu şekilde. Orijinal olarak geri park sensörleri aracımızda maalesef bulunmuyor. Bagajına baktığımızda hatchback arabalara oranla bagajı bir kademe küçük. Yalnız büyütmek istediğimizde aracımızın koltukları yatmakla birlikte bir kademe daha göstereyim. Bu şekilde katlanabilmekte ve depolama alanı oluşturmakta bu şekilde. Daha sonra koltuklarımızı rahatlıkla katlayabiliyoruz. İç incelemesine geçtiğimizde kapı iç yüzeylerimiz tamamen sert plastikten oluşmakla birlikte aracımızın arka camları manuel olarak kaldırılmakta. Bu arada belirttim mi bilmiyorum ama aracımız start paket, boş paket oluyor Hyundai Getz'in. Koltuklarımız kumaş döşeme, kol dayama yine belirttiğim üzere bu pakette ve diğerlerinde de bulunmuyor. Kapı arkaların koltuk arkalarında küçük haznelerimiz mevcut. Ön incelemeye geçtiğimizde aracımızın iki ön camı otomatik. İndirip kaldırma tuşlar yardımıyla yapılmakta. Kapı yüzeyleri gibi ön göğsümüz, konsolumuz da tamamen sert plastikten oluşturulmuş. Deri bulunmuyor. Aracımızın ön göğsünü incelediğimizde bu şekilde arkadaşlar, bir analog teybimiz. Dörtlüler buradan açılıp kapanmakta. Klima çıkış havalandırmaları bu peteklerden sağlanmakta. Şurada bir gözümüz mevcut. Depolama alanı mevcut küçük. Analog klimamız, klimamızın ayarlamaları buradan yapılmakta. Alt kısımda bir çakmaklığımız. Yine depolama alanımız var şurada küçük. İki tane bardaklığımız mevcut. Hemen arkasında bir vitesimiz. Onun arkasında da yine küçük ceplerimiz, küçük depolama alanlarımız mevcut arkadaşlar. Aracımızın farı şu kısımdaki koldan yanmakta. Sis farımız ise şuradaki tuş yardımıyla yapılmakta. Kilometre katran ayarlarımız buradaki tuştan yapılmakta. Onun dışında belirteceğim far ayarlamalarımızın yüksekliği buradaki tuştan yapılmakta. Şurada ise küçük bir bozuk para depolama alanı yapılmış. Yine alt kısımda küçük bir depolama alanımız mevcut. Onun altında ise kaputumuzu açma tuşumuz mevcut arkadaşlar. Torpidosuna baktığımızda ise normal boyutlarda bir torpidomuz bulunmakta.